İyi akşamlar, iyi akşamlar. Herkese güzel akşamlar diliyorum. Bugün nasılsınız? Seni biraz üzgünüm. Ataman hayata gözlerini yumduğu gün. O hep bizimle zaten. O hep bizimle. O içimizde, beynimizde, yaşantımızda, nefes aldığımız her yerde. O yaşıyor. O yaşıyor, yaşıyor. Atam ölmedi. Yani kimi insanlar var demişte atam gibi ölümsüzdür. Sadece kendi ülkesinde değil, bütün dünyada. Gidir olmak öyle bir şey işte. Yani yoktan biri de yaratmak. Az zamanda çok iş yapmak sadece Mustafa Kemal Atatürk'e özgü. Yani ona özenenler özentiyle olmuyor. Gönülde olacak, kafada olacak. Kafada olacak, kafada. Böyle bağırmayla, çağırmayla, hüt müt demeyle olmuyor bu işler. Önce halk, halkı, sonra tüm dünyadaki uluslar kabul edecek. Bu lider, bu yüzyılda bir gelir, o da Türklere nasip olur. İstiklal Harbi bizim kahramanı diyor. İstiklal Harbi kahramanı oldu, herkes biliyor. Tarihte biliyor. Aynı zamanda bu ülkenin babası, babası, kurucusu. Kurucusu. Ona minnet borçluyuz. Bugünümüzü ona borçluyuz. Arkadaşlarına borçluyuz. İsimsiz kahramanlara borçluyuz. Onları yad etmek lazım. Unutmamak lazım. Yani ulus olma özelliğimizi koruyorsak onlara borçluyuz. Sen rahat uyu atam. Sen yaşıyorsun. Gönüllerdesin, bizimlesin. Işıklarda kal. Ve cumhuriyetin, kurduğun cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Bundan hiç şüphen olmaz. Evet sevgili dostlar, ben çalışıyorum. Ben çok çalışıyorum. Yani öyle çalışıyorum ki ne emek, ne su, ne bir şey. Yani buldum bir oyuncak. Ne gecem belli, ne gündüzüm belli. Gecenin bir vakti size uykuyu yaralamışken bu takavüt zımpara yapıyor burada. Öbür taraftan bağırıyor. Uyku demesi benim kara gözüm. Kafayı yedin, kafayı yedin diyor. Sana diyor, site de diyor, deli diyecekler diyor. Ya her deli benim gibi olsa kardeşim ya. Her deli benim gibi olsa ya.
Ve sevgili dostlar, güzel bir uğraş aslında. Ama bazen sinirleniyorum ya. Bazen sinirleniyorum. Üşüyorum bazen ha burada. Yani eski kaloriferler bu sene erken yanmaya başladı da. Sonumuzu Allah hayırlı etsin. Bakalım ne olacak. Faturanın biri gidiyor, biri geliyor. Onlara yetişmek mümkün değil. Herkesin başında zaten. Bakmaya gerek yok. Yani hani sizler de yaşıyor. Elektrik faturası ne ödüyorsun? Bir gün sonra su faturası geliyor. Su faturasını ödüyorsun. Doğalgaz geliyor. Üçünü birden ödüyorsun. 15 günde bir daha geliyor. Lan kardeşim, sizin işiniz gücünüz yok mu lan faturalarla uğraşıyorsunuz? He? İşi var, işi var, işi olmayan var. Türkiye İstatistik Kurumu açıklamış. 9 milyon işsizimiz varmış. %13. Azerbaycan nüfusundan fazla. Ermenistan'ın nüfusundan, Bulgaristan'ın nüfusundan fazla. Yani Gürcistan'ın nüfusundan fazla. İşsizimiz var. Biz ne kadar büyük milletiz ya. Millet olarak büyük de. Ülke olarak ola büyük. Ekonomik olarak palavra. Palavra. Gelin görev alıyorlar. Senaryo yazıyorlar sabah akşama kadar. Yani tezgah kuruluyor. O tezgahta oyuncular var. O senaryonun içinde oyuncular var. Hemen bir haber uçuruyorlar. Gece gündüz onu konuşuyor. Ya kardeşim, çözüm çözüm. Yani bu sistemde istifa etsen ne olur, istifa etmesen ne olur? Sistem berbat, sistem, ucube, ucube. Yani 100 yıllık cumhuriyetin gelenekleri tamamen yok. İstifanın adı da değişti. Yani istifa etmenin adı da değişti. Arz etmek, af dilemek. Yani padişahımız, vezirler öyleydi. Affet padişahım. Beni affet. Ben bu işi beceremeyeyim. Ya kardeşim, adam gibi çık istifa ediyorum. Ne yani? Yeni lügat mı yaratıyorsun? Zaten ülkeyi perişan etti. Düzelmez. Düzelmez abi. 9 milyon işsizliği olan bir ülkede yeniden yapılanmak, yeniden o kopileri hayata getirmek. İş dünyasını ayağa kaldırmak. Yani ithalatı, ihracatı düzeltmek, dış işlerini düzeltmek, komşularla olan ilişkileri düzeltmek hayli zaman alacak. Yani 20 yılın 15 yılında perişan ettiler. İlk geldikleri zaman iyiydi, yalkışlıyorduk. Lan ne iyi diyorduk ya. Yani merkez sağ dediğimiz siyasi görüşlü insanların bir araya gelip ne güzel, adı da güzel. Adalet ve kalkınma. Adaletimiz olacak, kalkınacağız. 3G. Yolsuzluklar bilmem neler yok, olmayacak. Yasaklar olmayacak. Ne kadar güzeldi. Güzel bir başlangıçtı. Sonradan bir öğrendik ki adamlar hilafetçi. Kuruluşuyla, tüzüğüyle uygulamalar farklı. İhvancı. Hele bir de
Arap Baharı ile birlikte Müslüman kardeşlerle birlikte oldular. Ne kardeşim ya, bu ülkeyi, bu ülkenin insan yapısını Araplaştırabilir misin sen ya? Nasıl bir uğraşı, nasıl bir düşünce bu ya? Yani Türk'ün, o milletin ya, Türk ulusunun, Türk milletinin geleneksel yapısal özelliği var ya. Ta tarihten bugün okuyoruz. Tarihçileri dinliyoruz. Uymaz kardeşim, uymaz. Uymaz. Arap'ın örf ve adeti uymaz, düşünceleri uymaz bize. Hala adamlar 21. yüzyılda eliyle pilav yiyor ya. Bandıra bandıra ye beni. Doyamadım tadına. Yani şimdi tepsiyle hala bağdaş kurmuş. Hapatlıyor ya. Ya bu adamı gelene, bu adam örf ve adeti uyar mı kardeşim bize? Siyasetler ülkenin geleneksel yapısıyla eşdeğer görür. Yani bir Amerika'daki siyaset, politika, siyaset, daha doğrusu politika ayrı bir olay. Bize uyar mı ya? Uymaz. Arap'ın deli gönlünü gelip bize giydirmeye çalışıyorlar ya. Hayır öyle. Sevgili dostlar, 9 milyon işsizimiz varmış. Lan nasıl, ne olacak bu çocukların sonu? Baba parası bir yere kadar kardeşim. Evlenecek, çoluk çocuk sahip olacak. Bu ülkenin yani devamından yana olacak. Yok. 5 tane vatandaş var, ihaleci. Boyuna yol yapıyorlar. Havalanı yapıyorlar. Ya kardeşim, geçmeyen yol, yürümediğim yol benim mi ya? Uçmadığım uçak benim olsa ne olur? Havalanıyor. Sen yap da yap. Ne olacak ya? Kardeşim, fabrika aç. Fabrika, fabrika. Üretim. Sanayiciyi destekle. KOBİ'leri destekle. Ziraatla uğraşanı destekle. Yani ellerinde bir AVM, ellerinde bir inşaat, boyuna çivi çakıyorlar, beton döküyorlar. Yani ondan sonra işsiz. Yani sağlık keza öyle. Eğitim berbat. Her tarafı İmam hatipleştireceğiz diye o güzelim okulların isimlerini bile değiştirdiler yani. Eğitim seviyesi düşük, başarı oranı düşük. Muhalefet bas bas bağırıyor ya, sanayide diye böyle böyle bir okul açalım. Orada yetişen çocuklar sanayide hemen hiç kursun. Motorcu yetiş, kaportacı yetiş. Yani ben sanayideki bir takım bazı şeyleri ben pek bilmem ama yani işimiz düşüyor gidiyor. Elektrikçi yetiş. Oto elektrik. Yani bunların okul olması lazım. Sanat okullarını berbat etti. Adı Anadolu Lisesi. Alakası yok. Yani nereye baksan elinde kalıyor. Nereye tutsan elinde kalıyor. Cumhuriyet'in 15 yılda ya, 15 yılda. 15 yılda neler yapmışlar ya. O 15 yılda yapılanları sata 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 bitiremedi. Sümerbak'tan başladı. Et balık kurumu. Pet gibi. Elektrik kurumu. Pet et. Aman aman aman. Hele biri vardı. Anam. Bizim dönemimizdeki yolsuzluklar. Anam. Bizim dönemimizde. Efendim israf. Anam diyordu. Buran kudur rahmetli.
Dedim ya geçen gün konuştum. Vardı doğrular söylüyor. Anam, 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 anam diyor. Ne israf, ne israf, ne israf, ne israf diyor. Evet doğru. 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 Yani ülkede 9 milyon insan işi sarayla, sarayla ne işin var kardeşim? Sarayla ne işin var? İtibar mı? Ne itibar ya? Yani günlük o sarayın yaptığı ışık, enerji, harcamalar ya binlerce insana ekmek verir ya. Bunu ben düşünüyorum da siz düşünemiyorsunuz mu ya? Ya kardeşim elimiz sonumuz hiç ya, öleceğiz ya. Öleceğiz. Yani kardeşim israftan kaçınmasına ya böyle bir şey yok ya. 6-7 tane özel uçak kuşuna giden yere bir saraydık ya. Kuşuna giden yere bir saraydık. Van Gölü kalmıştı. Van Gölü'nün kenarına da saraydık. İş ver iş. 9 milyon açıklıyorsun, işsiz varmış ülkede. İş ver iş. Agentlere iş verin. Biz daha geldik daha gidiyoruz kardeşim. Biz nereden nereye kadar destekleyeceğiz çocuğun çoluğumuzu? Yazık yazık günah. Günah. Bunların vebali sizi toprakta yatırmaz. Saadetine edemezsin. Arkanızdan iyi konuşturun. Rahmet dilesin o çocuklar. Yani birine ekmek vermek ne demek ya? Ekmek veren zengini seviyor mu? Valla adamın küçük bir işletmesi var. 20 kişi çalıştırıyor. Alkışlıyorum ben o adamı. O hırsızlar yok. Çok zenginler hırsız. Onlar var ya onlar. İnsan kasabı, işçi kasabı. Onlar işçi kasabı. Ama da var. Küçük bir iş yeri var adamın. 20 kişi çalışıyor. Yani. Geçen sordum işte. Ya bu muayene istasyonları var ya. Bu muayene istasyonları, buranın muayene istasyonu şeyinmiş. Onu da öğrendik. Adam söyledi ya, müdürü söyledi. Hani bu Mehmet Ali bilmem ne vardı ya. Trabzon'a eski Mehmet Ali Yılmaz. Trabzon'un eski bilinen spor grup başkanı. Trabzon spor grup başkanı. Onun kardeşi miymiş, yeğeniymiş. İhaleyi varmış. Yani biri söyle diyordu. Verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Verdikçe veriyorlar, verdikçe veriyorlar. Tamam. %60'ını vergi veriyor diyor. Buradan diyor araç başı 400 lira alırsak bunun %60'ı devlete vergi olarak gidiyor. Kaç kişi çalışıyor burada müdür dedi. 25 kişi çalışıyor. Lan dedim o adam ben alkışlarım. Vallahi alkışlarım. Hem kazancına %60'ını devlete vergi verecek hem de 20 tane 25 tane adam çalıştıracak. Vallahi alkışlarım dedi. Mehmet Ali Yılmaz'ın yeğen olsun kardeş olsun. Alkışlarım ben o adama. İsim önemli değil. Yani kolay değil ya. Adamın sigortasını ödeyeceksin, bilmem neyini ödeyeceksin. Üstünü başını alacaksın. Ayağındaki ayakkabıya varıncaya kadar alacaksın. Araç kereç koyacaksın oraya. 25 tane adam çalıştıracak. Korumasına varıncaya kadar. Alkışlarım abi ben var. Şapka çıkartırım, şapka. Vallahi şapka çıkartırım. Yani her bariyeti olan kişi hep bariyordu. Sanayicilere. Bir tane var Hisarcıklı oldu. Ya onlar, onların boku para etse bok sıçmazlar ya. Cumhurbaşkanı ya, ülkenin yöneticisi.
Her sanayici iki kişi alacak dedi. Tamam, Cumhurbaşkanım. Tamam, Cumhurbaşkanım. Ha, ne oldu? Cumhurbaşkanına söz verdin. Hisarcık mı onu? Yemeyesince. Orada hep boynu kalınlar. Alınlar iki tane adam. 9 milyon işsiz varmış işin. 9 milyon işsiz var. Yazık, günah. Çocuklar bu ülkenin devamını sağlayacaklar. Adamlar korkusuna çocuk yapmıyor ya. Nasıl çocuk yapsın? Bir de Allah verir. Ana sütü almazsa tamam. Milipaya devam. 15 lira. 2 gün gider. 2 gün, 2 gün. 2 günde 15 lira. Yani 15 gün 15 lira verecek. 15 çarpı 15. Hesap et. İş olmayan adam bunu verebilir mi? Çocuk besleyebilir mi? 3 çocuk, 5 çocuk yapın diye ver. Ondan sonra iş vermiyor da çocuklara. Evlilik yaşı belki de 35'i buldu. Hadi bizim dönemimizde 20'yi buldu mu hemen evleniyorduk. İş olsun, iş olmasın. Ondan sonra can veren Allah ekmek de verir diyorlardı. Can verdi, ekmek veren olmadı. Çalışacak, iş yok. Evlenecek, iş yok. Bu nüfusu nasıl koruyacaksınız? Suriyelilerle mi koruyacaksınız? Afganlılarla mı koruyacaksınız? Dışarıdan gelenlerle mi nüfusumuz, resmi nüfusumuzu açıklayacaksınız? Neyse, konudan konuya atlıyor. Konudan konuya gidiyor. Ben kardeşim, ben. Yani her yıl bir umut, bir umut boşuna. Gerçi umutsuz yaşanmaz, yaşanmaz. Umut, umuda sarılacaksın. Ya umudu öpeceksin. Umudun yanaklarından sıkacaksın. Umut, umutsuz yaşanma. Ya, yakalım beyazot, içemiyoruz mazot. Ne mazot kaldı, ne süper kaldı. Bir şey yok. Kuru kuruya yaşıyor. Kuru kuruya. Nefes alıyor. Veriyor. Ya. Güzel sohbet edebilme. Doğadan bahsedebilmem. Çiçeklerden, böceklerden, yeşilliklerden, kardan, yağmurdan bahsedebilmem. Nerede? Geçim sıkıntısından. Nerede? Dedim ya, faturaların biri gidiyor, biri geliyor. Lan kardeşim, işiniz gücünüz yok musun ya? Vay, ne fatura geliyor? Bu adamda para var mı, yok mu? İş var mı, gücü var mı? Pandemi dönemi. Ne pandemisi kardeşim? Açıklama dönemi. Kazıklama. Önüne gelen kazıklıyor. Pandemi. Pandemi. Pandemi de sağlığı devlet öncelik edinir. Belli yerleri karantinaya alır. Karantinaya aldığı yerlerde çalışan ekmeğini, aşını, maaşını verir. Nerede pandemiymiş? Pandemi dönemi değil, kazıklama dönemi.
Önüne geleni kazıklıyorlar. Patlama dönemiyse elektriği ucuzlat. Doğalgazı ucuzlat. Suyun tonunu ucuzlat. Parasıyla belediyeler maaş ödüyor. Parası olmazsa belediyelere gelir de yok. Yani ilk geldiğimiz sene 9 lira, 8 lira veriyorduk. 6 senede 100 liraya 150 liraya çıktık. Aynı su içmiyor da zaten. Bulaşık yıkıyor. Bir de kafamızı gözümüzü yıkıyor. İçme suyu ayrı. Ona ayrıca para ödüyor. Damacanlardan. Ya. Trabzon. Trabzon suyu varmış. Nerede suyu var? Suçuları zengin ediyor. Ya. Dert çok. Dert çok ya. Burada böyle de yaşadığımız yer farklı mı? Aynı. Aynı, aynı. Allah da seçim oldu da kara koyun, ak koyun ortaya çıktı da yeni bir enerji gelse şu ülkeye. Belki yatırımlar hızlanır. Belki bilmem ne olur. Belki bu karamsarlığı unuturuz. Sarıldılar gitmiyorlar. Sarıldılar böyle. Bıraktıkları yok. Ya kardeşim lan. Bu kadar mı? Şey misin ya? 9 milyon işçi var. Hala iktidarda ya adamlar ya. Hala iktidarda ya. Hala kazanacak. Yahu kazansan mı? 20 yılda yapamadın, 5 yılda mı yapacak? Hadi. Bırakın ya, bırakın. Bırakın da hiç değilse bir umut. Umudumuzu aşılayalım ya. Umudumuzu aşılayalım. Ölmeden bir çol iktidar verelim yahu. Arkadaş yaşlandık ya, öleceğiz ha, gittik gideceğiz. Hala sağcılar yönetiyor ya. Hala ya, siyasi İslamcılar yönetiyor. Daha ne kaldı geriye? Lan bir de solu deneyim lan, ne oldu orada? Onlar da bu ülkenin insanı. Onlar da bu ülkenin insanı, bir deneyim bakalım ne oluyor? Olmadı mı? 5 yıl sonrasına vur tokadı. Yok. Sonra vermem. Niye? Vermem. Allah belanı versin. Vermesin müdahil olursun. Ağır olur. Ağla. Ekmek bulamıyorsun ya. 9 milyon işsiz var. Olur tabii. 9 milyon açıkladıkları. Ne açıklamadıkları? 20-25 milyondan aşağı işsiz yok bu ülkede. İşsiz yok erken. Adam simit satıyor. İşim var sanıyorum. İş mi o? Hayat geleceği garantide. Neyse. Sevgili dostum. Baker ne oynuyor? Üçüncüsünü yaptı. Tahta hazır. Yanlar hazır. Burada bağlantılar hazır. Geniş yüzeyler hazır. Arka patiler hazır. Ön pati hazır.
Bir montajı kaldı. Eğlendiğim için bitirmek istemiyorum ya. Evet. Bu yastık. Yastık. Arkaya koyacağım. Bu kuyruğu. Eksen. Bu buraya. Böyle olacak. Ya ben buldum bir eğlence. Siz kendi başınıza bakın. Yani cigaram var. Cigaram var, çayım yok. Bir tane dinleyicim var. Hoş geldin kardeşlerim. Nasılsın, iyi misin? Akşamın güzel olsun. Acaba kimsin sen? Şöyle bir yazda bir selamlaşalım sana ya. Yani iyi dileklerimi göndereyim sana. İn misin, cin misin, peri misin? Ya kim olabilir ki? Hep aynı adamlar. Kim olabilir? İçimden geçiyor bazı isimler de söylemeyin. Bazen yanılıyor. Bazen yanılıyor. Ne bileyim? Yüzünü görmüyor ki. Kendisi bir olarak görüyor burada. Yani iyi akşamlar yapacağım de bakalım ya. Kimsin kardeşim? Güzel kardeşim. Aman gül cemalini göreyim. Yazıver oraya ne olur. Bir selam gönder. Bu garibim takavte yaz ver oraya ne olur. Apacan iyi akşamlar de kolay gelsin de. De be kardeşim bir şey de be ya. De be ya. Avni yok bu aralar Avni Hoca. Yusuf sen de katılmıyorsun. Yani beğenenler katılmıyor. Ahmet Aytekin, teşekkür ediyorum kardeşim, her şeyimi beğeniyorsun. Çerket sözü. Ya, sevgili dostlar, bir hikaye anlatırdım size de. 33 dakika oldu. Fazla yormayın sizi. Yani sohbeti sevgiyle, güzellikle, özlemle açmak, umutla kapatmak, umut. Yani sevgili yoldaşlar, sevgili canlar, umudunuzu sakın kaybetmeyin. Yani ben edebiyat defterini bir açayım da bu umudu bir okuyayım size. Ha ne dersiniz? Okuyayım. Umut şiirimi bir okuyacağım size. Yani sevgili dostlarım, kısa ve öz ama edebiyat defteri. Bana okuyun işte. Açabilirsek de. Devlet yavaş. Bazen duygulanıyorum, bazen böyle çok şey paylaşmak istiyorum sizlerle de. Beni anlamazsınız düşüncesine kapılıyorum. Yani
Anlatırım, anlatırım. Çıkar oradan bir... biri. Bir şey söyler, bir şey yazar. Ondan sonra canım sıkılır böyle. İşte o zaman şarteleme basarım böyle. Abi... Ayın ile paylaşmıyorum sizinle. Paylaşamıyorum. Ve... Umudu açtık. Umut. Umudunu sakın kaybetme. Korkma. Göğüs ger tüm kötülüklere. Ya sabır de bekle. Ne olur öyle garip bakma yüzüme. Döktüğün her bir damlada yorgun düşüp gark etme. Göreceksin gülüm, yaşanacak güzel günler var daha. Umut et sen yarınlara. Öyle de, böyle de defolup gidecekler bu karanlık erdiğinde sabaha. Evet. Hiç kimse baki değil. Hiç kimse kalıcı değil. Yani insan sevmediğine defolup gideceklerdir. Evet. Defolup gidecekler. Çünkü bir şey vermediler. Hep aldılar. Hep aldılar. Vereceklerine verdiler. Yeni zenginler türüdü. Yeni. Yeni prensler. Yeni iş adamları. Benim müteahhitler. Devleti satın alacak bir sahip oldular. Devletten aldıkları paralarla. Hala doymadılar. Yedikçe yiyesi geliyor. Yedikçe yiyesileri geliyor. Burundan gelesiler. Tıksırıncaya kadar yiyorlar. Tıksırıncaya kadar. Bir gün boğazlarına düğüm verecek. Bu gariban, bu yoksun İnsanların vergilerini çarçur edenler rahat edemeyecekler. Bizler ne bıraktık, ne yaptık diyecekler. Onu gelecek nesiller değerlendirecek. Okuyacak, yazacak. Ve ondan sonrakiler çocukları öğrenecek. Vay be diyecek. Vay be. Ülke ne zor günler atlatmış diyecekler. Diyecekler. Kimler? Bizden sonrakiler. Biz farkındayız. Gelişen tüm yolsuzlukların, tüm usulsüzlüklerin, adaletsizliklerin, hak hukuk olmayışın. Bizler farkındayız. Ama gem vurmuşlar kardeş ağzımıza, dilimize. Ne diyelim? Diyeceklerimiz çok şey mi? Diyecek çok sözümüz var. Söyleyecek çok sözümüz var. Ama gem vurmuşlar bir kere dostum ağzımıza, dilimize. Yine de direneceğiz. Direnmek onurdur. Direnmek kazanmanın yarısıdır. Diren. 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 Umut. Sevgili dostlarım, sohbet bugünlük burada son bulacak. O bizim de. Atam bizim de. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Hoşça kalın dostlarım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah
ağzınızın tadını bozmasın. Cenab-ı Allah çoluğunuzla, çocuğunuzla, sevdiklerinizle güzel bir sağlıklı ömür versin. Bu akşam bu kadar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Solda kalın. Öpülün. Yaşasın.